Afiyet olsun Hakan Bey. Teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın. Hayrola? Nereden böyle? Yürüdüm biraz. Sen işe gitmemişsin. Yo, gitmedim. Güzel karımı görmeden gitmek istemedim. Dün gece yatağa da gelmedin sen. Kitap okurken uyuyakalmışım ya. Bir yerlerin tutulmamıştır inşallah. Yo, tutulmadı. Ayrıca yürüyüş de çok iyi geldi. Sana da tavsiye ederim. Tabii tabii. Yürürüm ben de bir ara. Beraber yürürüz. Hadi gel, beraber kahvaltı yapalım. Yok, ben terledim biraz. Bir duş alsam iyi olur. Demet. Efendim Hakan. Bu hayatta benden başka hiç kimseye güvenemeyeceğini anlamışsındır umarım. Bak, o küçük ajanın var ya, Asuman. O da seni sattı. Başkalarının da farklı olacağını düşünme bence. Sen bayağı beğendin omleti galiba. Silip süpürdün. Hı hı. Hayır, sen çok güzel omlet yapıyorsun. Azıcık da peynir ye. Ferit Bey, bir dakikanız varsa biraz konuşabilir miyiz? Ne oldu Tarık, bir sıkıntı mı var? Bir sıkıntı yok. Arkadaş müsaade ederse işimizi yapacağız da. Neymiş sizin işiniz? Bulut'un eşyalarını getirdik. Hazır olunca götüreceğiz okula. Gerek yok. Biz götürürüz Bulut'u okula. Vallahi Hakan Bey ile Demet Hanım'ın kesin talimatı var. Biliyorsunuz, mahkeme onlara emanet etti. Söyle o patronlarına. Çok yakında o emaneti geri alacağız. Bulut gerçek yuvasına dönecek. Bugün de Bulut'u biz götüreceğiz okula. Akşam da bizde kalacak. Hay hay. İletirim Hakan Bey'e ve Demet Hanım'a. İyi edersin. Mustafa yürü. Kahvaltımız bitti. Bulutcuğum. Bugün seni Tarık abim bırakacak okula. Akşam da o alacak, bizdesin. Yaşasın. Hadi gidelim. Tarık'cığım, geçerken beni de müsait bir yerde indirir misin? Tabii tabii. Ben hazırlayayım Bulut'u, hadi gel. Sizin Kemal Usta'nın tahmini arabanın sabote edilmiş olduğu yönünde. Sonradan arabanın hurdaya çıkarılmaması üzerine endişelendiler ve buraya gelerek arabanın sabote ettikleri parçasını arkada delil bırakmamak için söküp çaldılar. Ben tahminde biraz daha ileriye gidiyorum komiser bey. Bence bütün bunların azmettiricisi Hakan Önder. Şimdi sırayla gidelim. Öncelikle bu soruşturmanın yeniden açılabilmesi için bize sağlam deliller lazım. Sonra soruşturmanın nereye uzanacağını göreceğiz. Nereye uzanacağı belli. Şimdi ne olacak? Yani ne yapacağız? Bu olayla Hakan'ın ilgili olup olmadığını nereden anlayacağız? Otoparka kimin girdiğini bulursak ve Hakan Önder'in ilişkini ispatlarsak... Bulacağız. Bulacağız ve Hakan'ı hak ettiği yere hapse yollayacağız. Ben güvenlik odasına gidiyorum. Çocuklar kamera kayıtlarına bakmaya başlamıştı. Ben de size eşlik edeyim. Dün akşamki mesele neymiş Hakan'la Demet arasında? Tartışmışlar. Yani olur ya öyle karı koca arasında. Öyle şeyler. Karı koca arasında öyle şeyler olmaz. Olmaması lazım. Olursa ona aile içi şiddet denir. Bazen her şey göründüğü gibi olmayabiliyor. Güvenlik kamerası görüntülerine baksınlar bakalım. Durum göründüğü gibi mi değil mi? Of abi ya. Bu işin arkasından Hakan çıkacak. Ben Bulut'u o evden yanıma alacağım. Hakan da hapse boylayacak. Tamam işte. Ben de onu diyorum. Başka bir şey mi diyorum? Polis de net bir şey söyleyemiyor tabii. Araştıracaklar. Olayın üzerinden çok zaman geçti. Çok geç kaldım, çok. Ferit, sen nereden bilebilirdin ki kendini suçluyorsun? İkisi de kendi halinde insanlardı. Olay çok net kaza gibiydi ya. Kim bilebilir sabotaj olduğunu? Kolay gelsin. Ne işin var lan senin burada? Ferit dur, sakin ol. Çalışanlar var. Sakin Ferit Aslan, sakin. Kavga etmek için gelmedim buraya. Demir'le Zeynep'in kaza mevzusunu konuşmak için geldim. Senin onların ismini ağzına almaya hakkın yok, tamam mı? Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Defol git buradan. Ferit Aslan. Hakan git. Ya nereye gideyim Engin? Ha? Ben kimseyi öldürmedim Engin. Kimsenin ölüm emrini vermedim ben. Siz beni neyle suçluyorsunuz? Farkında mısın sen? 2 tane insandan bahsediyoruz ya. Biri benim karımın abi, biri senin ablan. Ben neden böyle bir şey yapayım? Niçin böyle bir şey yapayım? Aklınız kesiyor mu bunu? Bakın benim tek derdim size yardımcı olmak. Hepsi bu. Benim senin yardımına ihtiyacım yok. Var. Kusura bakma ama en çok benim yardımıma ihtiyacım var. Çünkü dışarıdan bakabilen bir tek benim içinizde. Ya arkadaşlar siz o insanları canınız gibi bilmiyor muydunuz? Çok iyi tanımıyor muydunuz ha? Her şeylerini bilmiyor muydunuz? Biliyordunuz. Bir tek ben bilmiyorum. Benim aklıma gelen sorular sizin aklınıza geliyor mu? Bu insanların başka düşmanı var mı? Bu kadar canice, bu kadar pis, bu kadar kötü bir şeyi gözü dönmüş bir şekilde kim yapabilir bu insanlara? Ya bu insanların özel hayatı yok muydu? Belki sizin bilmediğiniz bir sürü şey var. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Ha? Bakın birlikte bakarsak kuvvet doğar birlikten. Birlikte bulabiliriz. Hakan ne söylemeye çalıştığını anlıyoruz. Hadi de gel. Bakın ben de artık bu işin içindeyim. Benim evime gelip yaptığın hareketle sen soktun zaten beni bu işin içine. Artık bu benim de meselem, tamam mı? En azından karıma borçluyum bunu. O cani, o hayvan eğer her kimse onu bulup getirmek benim de artık görevim. Bunu anlayın. Bunun için de elimden gelen her şeyi yapacağım. Samimiyetime inan diye söylüyorum Ferit. Bu iğrenç olay kapanana kadar Bulut da sende kalsın istiyorsan, tamam mı? Yalnız bir şey daha var. Şu bana attığın yumrukla şu elimin hali var ya. Bu mevzular bitsin. Onu da seninle görüşeceğiz. Kaydetmemiş. Kaydetmemiş mi? Nasıl kaydetmez ya? Nedir? Neler oluyor? Güvenlik kameralarını inceliyoruz. Demir'in aracının buraya geldiği güne kadar geri gidildi. Tüm kayıtlar incelendi ama... Ama hiçbir şey yok. Sadece 1,5 ay önce bir gün 8 saat boyunca kameralar hiçbir şey kaydetmemiş. Nasıl fark edilmemiş bu? Ferit Bey o gün kameralar çalışıyordu. Görüntü de veriyordu. Fakat kayıt sistemi arızalanmış. Ertesi gün durum fark edilince üst düzeyde arama ve soruşturma yapıldı. Netice? Hiçbir hırsızlık ve vukuat bildirilmedi. Binada herhangi bir zarar tespit edilmedi. Yangın ve güvenlik sistemleri dahil tüm sistemler eksiksiz çalışmaktaydı. Neticede bunun bir arıza olduğuna karar verildi ve tüm yazılım yenilendi. Muhtemelen sanal bir saldırıyla kaydı bir süre engellediler. Arabaya müdahale edecek kişi de rahat çalıştı maalesef. Ama bu durum arabaya dışarıdan müdahale yapıldığının kanıtı neredeyse, öyle değil mi? Bu şüphenizi kuvvetlendiriyor. Sizden şöyle bir şey rica edeceğim. Şirket içerisinde Demir Bey'e düşmanlık besleyecek biri ya da birileri var mı? Soralım, soruşturalım. İkbal Hanım'a söyleyeyim. Çaktırmadan, ortalığı ayağa kaldırmadan bir araştırsın. Bir şekilde bu adamın ipliğini pazara çıkaracağım. Öyle ya da böyle. Elbet bir yerde açık vermiş olmalı. Ben bir bara uğrayacağım. Daha doğrusu önce eve, sonra bara. Bundan sonra daha sık göreceğiz galiba seni. Şirketteki hisseni kendin temsil etmek istediğini söylemiştin ya. Evet. Ama bir takım elbise giyip odaya kurulacak değilim. Sadece bazı kararlar alınırken masada olmak istiyorum. Her zaman beklerim. Gelirim. Nazlı'yı hala affetmedin değil mi? Neden soruyorsun? Affetmedin. Peki soru şu. Neden affetmediğin birisiyle ortaklığa devam ediyorsun? Teklifim hala geçerli. İstersen payını bana satabilirsin. Restoran benim için ticari bir yatırım Deniz. Ticarette duygulara yer yok. Akılla hareket etmek lazım. Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Ben de öyle. Ben de hiç vazgeçmeyeceğim.